Evet, 9 Şubat. Bugün depremin 4. günü. Pazarcık'tan Gölbaşı'na doğru yola çıktım ve şu an Gölbaşı'nın girişindeyim. Yardımlar gelmeye başlamıştı 2 gün önce ve bugün bu bir yoğunluk da kazandı. O yüzden gördüğünüz gibi ilçenin girişinde trafik oluşmuş durumda. Tabii Gölbaşı'nın durumu da daha önce sizlerle paylaşmıştım. Pazarcık'tan çok da farklı değildi. Şimdi tekrar depremin 4. gününde ilçe merkezinde dolaşıp son gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim. Gölbaşı Pazarcık'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, Adıyaman'a bağlı bir ilçe ve bu ilçede depremin ilk günü paylaştığımız videolarda da görmüşsünüzdür. Derin yarıklar oluşmuştu ve ilçe merkezinin büyük bir bölümü yıkılmıştı. Özellikle Demokrasi Meydanı'nın etrafındaki birçok iş yeri ve yapı enkaza dönüşmüştü. Yine kenar mahallelerde de benzer manzaralar vardı. Cadde üzerindeki yapılarda da hakeza. 4. gününde tekrar bu ilçede hem mahalleleri hem yıkılan binalarda yürütülen çalışmaları hem de gelen yardımların halka dağıtılmasını görüntüleyerek sizlerle paylaşacağım. Evet, hala ilçenin girişindeyim ve affedersiniz, yoğun trafik var. AFAD çadırları geliyor ve kimi parklarda kurulmaya başlanmış belli ki. Yoğun bir trafik var gerçekten. 40 dakikadan uzun süredir, 40 dakikadan fazladır bu trafikteyim. Gölbaşı ilçesinin hemen girişinde şu an ilçeye giriş yaptık. Bu ilçe de depremden büyük zarar görmüştü. Neyse ki bu trafik yoğunluğunun tamamı ilçeye gelen yardım araçları nedeniyle oluşuyor. Böylesi trafiğe can kurban diyorum. Evet, burası Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi. Depremin şiddeti hissedildiği merkezlerden biriydi. Pazarcık ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaydı. Evet, gördüğünüz burası aslında yardımların toplandığı bir nokta. Yani noktalardan biri. Yavaş yavaş artık ekipler daha fazla halde organize olup bu yardımları halka ulaştırmak için çalışmalarını başlatmış durumdalar. Çadırlar kurulmuş. Bu çadırların bir bölümü tabi buralarda halka hizmet veriliyor. Ama halk için belli noktalarda muhtemelen çadırlar vardır ve onların da bulunduğu yeri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yoğun bir trafik var ve bu trafiğin büyük bir bölümü gördüğünüz gibi hem gelen iş makineleri hem de yardım araçları nedeniyle oluşuyor. Burada çok sayıda bina yıkılmıştı. Daha önceki videolarımızda sizlerle paylaşmıştık. Bu binaların enkazında da çalışmalar devam ediyor. Onları da sizlerle paylaşacağım.
çalışma var. Ben uygun bir yere arabayı park ettikten sonra buradaki gelişmeleri biraz sizlerle paylaşacağım. Evet, burada belli ki yatak odası ve çocuk yatağının olduğu bir yer. Neyse ki o binaya hiçbir şey olmamış. Yani enkaza dönüşmemiş. Ve oradaki insanların kurtulduğunu tahmin ediyorum. Ama alt iki kat tamamen çökmüş. Yani aslında altı katlı, çat katıyla birlikte altı katlı bir bina bu. Ama gördüğünüz gibi üç kata inmiş vaziyette. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ergül Fırın'ın hemen karşısında yıkılan iki binada çalışma yürütülüyor. Şu an orada ağır beton bloğu kaldırdıktan sonra kazma kürekle oradaki enkaz çıkarılmaya çalışılıyor, boşaltılmaya çalışılıyor. Gölbaşı ülkesi de depremden büyük etkilenmişti. Çünkü burası Pazarca yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta. Evet, şu an resepsiyon operatörüne üstteki tablonun tamamını kaldırabilmesi için talimat verdiler çalışanlar. Başlıyor. Burada normalde yaşamını yitirmiş vatandaş var. Görüyorlar. Onun için, onu çıkarmak için bu şekilde çalışıyorlar. Garajın bitişiğindeki yapı enkazında da çalışmalar var. Burada tabi büyük ihtimalle yaşam emaresi var. O yüzden en üstten delikler açılarak içeriye girmeye çalışıyorlar. Buradaki görevliler bu tür çalışmalarda yaşam umudunun olduğunu gösteriyor bize. Bu yüzden ağır araçlardan ziyade çok hassas ince çalışmalarla enkazdan birileri çıkarmaya çalışılıyor. Burası Gölbaşı Ay Garajı'nın hemen yanındaki yapı. Garaj iş yerinin bulunduğu yapının da zemin katı çökmüş. Yani oto yıkama ve oto kuaförü muhtemelen. Buranın tamamı çökmüş ama iş yeri olduğu için muhtemelen içeride kimse bulunmuyordu o esnada. Dört katlı yapı üç kata düşmüş. Ama diğer binalar o kadar şanslı değildi. Tamamen enkaza dönüşmüş durumdalar. Biraz önce battaniye istendi. Tabii sevindik. Olumlu bir haber vardır. Yaşayan birilerini çıkarıyorlardır diye ama maalesef daha sonra cenaze torbası da o noktaya götürüldü. Yaşamını yitiren birisini çıkaracakları tahmin ediliyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde
sokakları, caddeleri, mahalleleri görüntülemeye, burada yürütülen çalışmaları yerinde takip etmeye devam ediyorum. Burası Seç marketinin olduğu yapı. Duvarları çökmüş, yapı ayakta. Tahmin ediyoruz ki buradaki insanların tamamı kurtulmuştur ama hemen arkasındaki yapı enkaza dönmüş ve şu an burada iş makinesi ağır betonları kırarak kaldırıyor. Evet. Bu binalar yıkıldığında bazen aralarda boşluklar oluşabiliyor ve o boşluklarda insanlar yataktayken, biz yatırken yakalandıkları için şayet güvenli bir noktaya kendilerini atabilmişlerse etrafındaki battaniyelerle kendilerini soğuktan koruyabilirler ve hala yaşıyor olabilirler. O yüzden aslında bu kepçelerin de biraz dikkatli çalışması gerekiyor. Sanırım öyle de yapıyorlar. Önce bir kontrol edip ondan sonra ona göre bu ağır beton bloklarını kaldırıp daha sonra kontrollerini sürdürüyorlar. Evet, Gölbaşı ilçesinde de dün itibariyle çadırlar dağıtılmaya başlandı. Burada görüyorsunuz mahalle aralarında çadırlar boş yerlere kurulmuş. İnsanlar böylelikle bu çadırlar sayesinde biraz da olsa soğuktan korunabiliyorlar. Evet. Şu mahalleleri biraz dolaşmaya devam edeyim. Aslında kentin ana cadde üzerindeki yapılarında ciddi hasar var ve yıkıntılar var. Amca, bu mahallenin ismi neydi? Bu mahallenin Hürriyet Mahallesi. Hürriyet Mahallesi. Evet. Yıkılan bina çok var mı Hürriyet Mahallesi'nde? 2-3 tane var. Tabii çatlamış olan var. Çatlamış olan neredeyse çok. Tamamı. Ha. Ama 2-3 bina var sadece çünkü Hürriyet Mahallesi'nde. Çünkü. Evet. Çok geçmiş olsun. Evet, Hürriyet Mahallesi'ymiş burası. Benim de gözüme çok yıkılan bina çarpmadı. 2-3 tane binanın yıkıldığı söyleniyor. Ancak duvarların tamamı yığılmış. Bu evlerin çoğunda dışarıdan sanki hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor ama evlerin içerisine girince olayın vahameti daha iyi anlaşılmış oluyor. Çünkü derin yarıklar oluşmuş ve o... Çekiyorum, hepsini çekiyorum. Nasıl? Mağdur çadır yollar. Neyimiz yıkıldı hep. Evet. Evet. Yıkıldı. Bu mahallede miydi? Hürriyet Mahallesi'nde miydi eviniz yoksa? Yok, daha bak çoğu yerinden biri tamam, oldu. Ha, şu an çalışmanın yürütüldüğü evet, bina mı? Evet, burada hep çadır yatıyor. Evet. Evet. Peki altında var mıydı kimse? Siz orada mıydınız deprem olduğunda? Deprem olduğunda kaçtık biz, abiyle ellerimiz yaralandı. Hı hı. Evet. Kurtuldunuz ailenizle evet, birlikte. Kurtulduk. Daha sonra bina çöktü. Çöktü. Üçüncü, dördüncü kat çöktü. Beşinci kat, altıncı kat kuruyor. Ha, o zaman yani yolun öbür tarafında mıydı sizin eviniz? Evet. Ha, evet. Yolun öbür tarafında zaten çok yıkıntı var. Evet, yani evet, birçok ev evet, yıkılmış. Evet. Üçüncü ve dördüncü katlar yıkıldı. Evet. Siz kaçıncı kattaydınız? Beş. Beşinci kattaydınız. Evet. Kurtuldunuz. Alt kattakiler peki kurtulabildi? Onlar da kurtuldu. Bizim ama üç yanlardakiler kurtulmadı. Kurtulmadı. Onlar peki çıkarıldılar mı enkazdan? Evet, vatandaşların çadır ihtiyacı var. Evleri yıkılmış ve bir an önce kendilerine çadır verilmesini bekliyorlar. 3 gündür siz burada mı kalıyorsunuz? Bu abi, ben yukarıda kalıyorum. Benim evim yıkmış. Hı hı. Ya benim evim yok. Bitti. Evet. Bile ayakta sabaha kadar. Çadır yok. Çadır yok daha. Yok. Evet, o yüzden çok çok dikkat tabii. Çadır yüzden çok mağduruz. Geri kalan ihtiyaçlar hepsi görüldü ama çadır yok. Peki bir şey söylediler mi ne zaman dağıtılacağına ya dair? O diyor gelir. Gelir diyor belediye gelir, başkanı. Gelir, biz gelene bulduk ve hepsi dağıtmışlar. Abim, hepsi dağıtmışlar. Biz ağa bak burada gittik mağduruk, evimiz yıkıldı. Üç gündür, dört yıkanacak gündür. Yıkanacak bir yol, ilacımız yok, deterjanımız yok.
Evet, evet vatandaşlar dördüncü gündür sokakta, dışarıda. Evet, ya naylon barakalarda yaşıyorlar ya da araçlarda. Evet. Araçları olmayanlar da komşularının araçlarında varsa. Çadır kuracağız. Evet. Yukarıda çadır, ben çadırım da yok, arabam da yok, ben böyle... Arabamız da gitti, evimiz de gitti, her şeyi yiyeceğimiz de gitti, içinde bir şeyimiz bir şey kalmadı, kalmadı, bir şeyimiz kalmadı. Çok geçmiş olsun, siz kurtulmuşsunuz neyse ki. Çadır kentler kuruluyor mu peki burada, göl başında? Valla kurmuyordu ya, oraları kurmuşlar. Yok, çadır kent yok, yok, herkes götürüyor evlerin önüne, çadırı kuruyor, çadır kent yok. Evet. Sen ben Diyarbakır'dan geldim. Mezopotamya evet. Ajansı muhabiri. Evet, evet. Hoş geldin. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet vatandaşlar 4 gündür sokakta, evleri yıkılmış ya da ağır hasarlı ve evlerine girecek durumda değiller. O yüzden çadır istiyorlar. Evet yer yer biraz önce de gösterdim. Aslında çadır dağıtımı yer yer başlamış. İsimlerini yazdırıyor insanlar ve normalde o isim sırasına göre veriliyor ve dağıtılıyormuş. Ancak bazen de belirli noktalara çadırlar götürülüyor ve herkes ihtiyacı olan çadırı almaya çalışıyor. Ama maalesef herkese de yetemiyor çünkü zarar görmeyen tek bir yapı bile yok Gölbaşı ilçesinde. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi burası ve en az Pazarcık kadar büyük bir zarar gördü. Şu an dolaştığım Hürriyet Mahallesi'nde ciddi bir enkaz yığınıyla karşı karşıya kalmıyoruz. Yapılar ayakta ama yapıların içi tamamen dağılmış vaziyette. Duvarlar yıkılmış. İnsanlar zar zor dışarıya atmışlar kendilerini. O yüzden Gölbaşı'nın tamamı dışarıda. Evet. Biraz önce dediğim gibi bazı noktalarda çadırların kurulu olduğunu görüyorum. Belli ki yavaş yavaş insanlar bu çadırlara ulaşmaya devam edecek. Ama bir an önce bu çadırlara kavuşmaları gerekiyor. Çünkü dün mesela hem çadırda yaşayan hem de naylon barakada yaşayan iki yurttaşla, yan yana iki yurttaşla konuştum. Arada çok fark var. Bu çadırlar, AFAD'ın Kızılay'ın çadırları insanları en azından soğuktan koruyabiliyor. Hürriyet Mahallesi'nde yıkılan bir bina daha ama biraz önce de dediğim gibi yıkılan binalar genellikle ana caddeye yakın olan binalar ve ana caddenin alt tarafında kalan yapıların neredeyse büyük bir bölümü, özellikle de eski yapılar burada yerle bir olmuş durumda. Yani sadece eski yapılar değil tabi, yeni yapılar da yıkılmış çünkü burada derin yarıklar oluşmuş ve bu derin yarıklarda binaları çökertmiş ya da ikiye bölmüş. Görüyorsunuz mesela şu mıntıkada şu ev yıkılmış, şu evin enkazı, hemen arkasındaki ev yıkılmış, onun önündeki evin duvarları çökmüş, hemen ortadaki ev yan yatmış ve bu köşedeki ev de gördüğünüz gibi yan yatmış. Ayhan Profil'in ve Genç Pen'in bulunduğu bina. Bu bina, bulunduğum konumu bilmeniz açısından söylüyorum. Yani Yaşar İnşaat'ın karşısı Kandıramaz Market'in olduğu mevki. Kandıramaz Market'in yanında şu binada cenazeler çıkarıldı. Çocuklar yaşamını yitirdi. Bu binada hem polis memurları aileleriyle birlikte kalıyorlardı. Hem de vatandaş, sivil vatandaşlar var polis memurlarının yanı sıra. Burada da iki gün önce polis memurlarının aileleri kendi dışından gelerek kendi çabalarıyla buradan iki çocuğun cenazesini çıkardılar. Çocuklarının ve gelinlerinin cenazesini de çıkarabilmek için uğraştıklarını, ancak ağır bloklar nedeniyle kaldıramadıklarını söylemişlerdi. İş makinesi burada duruyor ama henüz bu binada
çalışma başlatılmış değil. Burası Kandıramaz Market'in olduğu bölüm. Bu aşağıdaki bölümleri daha önceki videoda sizlere göstermiştim. Yer yer çalışmalar da olmuştu. O yüzden tekrar oraya girmeyeceğim. Daha önce gitmediğim mahalleleri dolaşmak istiyorum ve size göstermek istiyorum. Mesela şurada bakın, Kandıramaz Market'in bulunduğu yer. Görüyorsunuz bu duvar böyle olduğu gibi çökmüş. Apartmanın duvarı, ama neyse ki apartman ayakta. Burada bu yolda geniş yarıklar oluşmuştu bazı noktalarda. Daha önce geldiğimizde bunları sizinle paylaşmıştım. Oralarda dolgu yapıldı. Şöyle. Evet, derin yarıklar var. Bunları tekrar tekrar anlatmayacağım. Daha önce gitmediğim noktaları sizlerle paylaşacağım ve yürütülen çalışmaları göstermeye çalışacağım. Burada da hem yolda yarıklar oluşmuş, hem de yıkılan binalar, yan yatan binalar. Birinci ve ikinci katı tamamen çöken yapılar var. Karşı karşıya bu iki bina yerle bir olmuş. Yol adeta asfaltı kusmuş vaziyette. Görüyorsunuz belki. Hemen şurada. Burası hemen Kandıramaz Market'in arka tarafları. Görüyorsunuz yolun durumunu. Ve bu hattın geçtiği birçok yerde evlerin tamamının yıkıldığını görüyoruz. Bu mahallenin ismi neydi abla? Cumhuriyet Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi'nde sanırım çok fazla zarar ve enkaz var. Evet. En fazla Cumhuriyet Mahallesi. Ve yerlerde çok ilginç böyle derin yarıklar var. Sizin yerler tamamen patladı. Evet. Sizin bu enkaza dönüşen bina. Kimseniz kaldı mı altında? 3 tane ölen kişi var. Şu an kimse yok yani. Bizler çıktık, 3-4 kişi. 3-4 kişi çıktınız. Eşimi kurtardı, kendi çıktı, bizi kurtardı. Evet, yani siz altında kaldınız evet, aslında. Evet. Ama eşiniz? Eşim bizi çıkardı. Evet, ne mutlu. Bir oğlumuzu çıkaramadık işte. Hala altında mı? Yok. Vefat ettik. Başımız sağ olsun. Yani kaç yaşındaydı? 12. Onu da siz çıkardınız. Evet. Çok ağır kendi bir durum. Başınız sağ olsun. Kimse yok, yardım yok, bir şey yok. Yani biz kendi gücümüzle çıktık. Yok yani. Kaç saat kaldınız enkazın altında? Yani bizi 3 saat diyorlar. Tam bilemediğimiz için. Hatırlamıyorsunuz tabii. Biz 3 saat ama oğlum kaç? 8 saat. 8 saat. Evet, 8 saat sonra çıkardınız. Başınız sağ olsun tekrar. İsmi neydi? Efendim? Oğlunuzun ismi Mehmet neydi? Efe Mehmet Efe Atılgan. Başınız sağ olsun tekrar. Siz nereden? Ben Diyarbakır'dan geldim. Mezopotamya Ajansı muhabiriyim, gazeteciyim ben. Evet. İlk günden beri ben de buradayım. Aslında ilk gün geldiğimde burayı gördüğümde pazarcığa gidiyordum. Burayı gördüğümde yani ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten ben de. Çaresiziz yani gerçekten. Allah sabır versin diyeyim size. Sabırlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Evet, burası Cumhuriyet Mahallesi ve duydunuz, bu binada yaşayan bir hanımefendi 3-4 saat enkazın altında kalmış. Eşi tarafından kendi ve diğer çocukları çıkarılmış. Ancak bir oğlunu kaybetmiş. Burada da aynı şekilde hala bu enkazlar olduğu gibi duruyor. Bugün depremin 4. günü. 9 Şubat 2023. Yolların tamamı bu şekilde. Tabii kimi yerlerde belki asfalt tamamen toprağın üzerine döküldüğü için böyle olduğunu düşünebilirsiniz ama hayır, yarıklar var. Yani daha derine inen yarıklar var. Mesela bu sokağın tamamı
soldaki binalar görüyorsunuz. Yıkılmış. Göl başında depremin en fazla zarara sebep olduğu mahalle Cumhuriyet Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi'nde binaların büyük bir bölümü tamamen çökmüş. Diğerleri de ağır zararlar görmüş. Cumhuriyet Mahallesi'nde enkaza dönüşmüş bir bina daha. Hemen Gölbaşı Anadolu Lisesi'nin karşısındaki yapı. Şöyle. Şu yapıda 2 gün önce Gölbaşı'na geldiğimde çalışmalar vardı. Bu yapıda kimse var mı altta? Burada şey kalmadı. Kalmadı. Hı. Cenazeler mi çıktı? Sağ mı çıktı? 7 tane cenaze çıktı. 7 cenaze. Sağ kurtulan olmadı mı? Var değil mi? Kaç kişi sağ kurtuldu? Bir bu çıktı. Siz bu binadan çıktınız. Apartmanınızın ismi neydi? Apartmanın ismi yoktu. Gölbaşı Anadolu Lisesi'nin hemen karşısındaki yapı kaç katlıydı? 4 kat. Siz kaçıncı katta oturuyorsunuz? Biz üst kattaydık. En üst kattaydınız. Evet. İlk gün kurtuldunuz siz. Kendi çabanızla mı kurtuldunuz yoksa kurtarıldınız mı? Aa, emniz, amcası. Kendimiz yaptık. Kendi çabalarıyla çıktınız. Annem yaşıyordu biraz, bir saat falan. Onu ben çıkana kadar işte benden önce annemi kurtarın dedim. Kurtardılar mı anneniz? Hayır, annem. Vefat etti. Başınız sağ olsun. Babam zaten başınız dolandırılmıştı. Başınız sağ olsun. Kardeşim de bu tarafta donarak şey oldu. Biraz makine gelmediğinden dolayı. Biz köylüler kendi imkanlarından dolayı yaptı ama ellerinden geldi. Diye uğraştılar, yine olmadı. Yani birinci yerindeydi ama donarak mı? Ses geldi dediler. Asker AFAD ekibi de geldi. Dinledi ama gitti. Ses duyduk istemez. Ses geldi dediler, gitti. Evet. Gitti, sonra işte baktık. Bununla bile kan yok da üzerine baktık, su vardı, biraz donmuş zaten. Bütün cesetler donmuş. Ya bizim de var 5 tane. 5 tane de bizim vardı. Siz burada yine aynı. Burada değil. Burada başka bir binada. Her bina yine bir. Evet. Yani şimdi yani başınız sağ olsun önce. Hepimizin başı gitti. Yani Gölbaşımız evet. Büyük bir şeyin içerisinde. Gölbaşı'nda bir şey. Gölbaşı'nda bir şey yoktur ama yani gerçekten mücadele verildi. Buray içinde yani. Sen burada mıydın bilmiyorum ama verildi yani. Kendisi de buradan çıkmış. Sen burada mıydın? Ben buradaydım. Burada biz buradaydık. Bak arkadaş. Kendi imkanlarımızla verildi. Bizler kendi bizim mahallelerde. Kendi imkanlarımızla verildi. Çok çabaladı. Kendi imkanlarımızla. Yetişmedi. Doğru. Yetişmedi. Yetişmedi. Abi bak şöyle diyeyim. Ben devlet buradaydı. Onu söylüyorum. Tabii gecikmedi. Yetişti. Geç kaldı ama. Ama devlet burada. Yollar kapandı. Yani devleti burada. Devlet şöyle diyor. Yani yo, siyasi anladım. Bir olay yok. Yok. Çok şükür elhamdülillah. Bak fazlasıyla sokaklarda, caddelerde her şey var abi. Şu an devleti el biri götürüyorsa kesinlikle o bir muhalefet olarak yapıyor. Başka bir şey değil. Bu muhalefete. Yok. Muhalefete. Yemin ederim. Bu durumda zaten eğer muhalefetlik 55 yaşındayım. O kadar. Ben deprem gördüm bak. Ben kaç tane depremi yaşadık biz bizzat gördük. Yani Allah razı olsun. Onlardan da razı olsun. Muhalefetinden de razı olsun. Bu memleket bizim memleketimiz. Yalnız burada şu an bir tek zafiyet var. Çok yağmacılar var. Aynen, mallarımızın yani korunmaz. Eğer bunlar yayınlanacaksa şu malların korunmasını sağlayacak ekip var ama tam böyle şey yok yani. Çadır aldınız mı siz? Çadır bak ben getirdim. 8 tane arkadaşlardan alsın. Bak 8 tane. Bir yere yardım ulaştıracaksa bizim bu depenin arkasında şu dağın arkasında köyümüz var. Sabran köyü. Evet. Orada çadıra muhtaç insanlar var şu an. Gerçekten orada da evler yıkıldı. Yaşamını yitirenler var mı? Talep et. Sen arkadaş sen ediyorsun. Yok, yaşamını yitirenler var mıydı sizin köyde? Çok şükür. Yaralı var. İsminiz neydi siz? Adem Boncuklu. Adem Boncuklu. Evet. Annenizin ismi neydi? Reyhan Boncuklu. Reyhan. Babamın adı Osman Boncuklu. Kardeşimin adı Binur Boncuklu. Allah rahmet etsin. Bizim alt kattaki iki kişi vardı. Yaşar Emir Öz'le Ayfer Emir Öz'ün oğlu ve kızı. Bunlar vefat etti. Onun aşağısındaki Ali o şey vardı. Ali Beyazbal ile eşi Selvi Beyazbal, o da vefat etti. En alt kattaki Balkanlılar vardı. Adını soyadını tam bilmiyorum Yunus ama. Gibi, Yunus. Yunus işte o işi yok da hanımı vardı ve çocuklar, onlar kurtuldu galiba. Yunus Bey burada evet, değildi o sırada. Ali Beyazbal'ınla
eşi Sefi Beyaz var, vefat etti ama onların da 2-3 çocuğu kurdu. Çok. 3 çocuğu enkazda kurtuldu. İlk çocuğu Süleyman Beyaz var, o kendi imkanlarıyla çıkmış. Evet. Biz bugün başımız sağ olsun. Olsun. Sizin ailenizden sizin dışınızda kimse kurtuldu mu? Sadece yok. Siz mi? Enkazda. Yani kardeş. Ben kurtuldum. Yani siz iki kardeştiniz. Evet. Şu yok, an kardeş. Üç kardeştiniz. Abi. Abiniz siz burada değildiniz. Evet, abi. Asker. Askerdiniz, evet. Başınız sağ olsun. Allah nereye? Sabır versin. Sabır diliyorum. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Yani 4 gündür mı? Buradayım, dolaşıyorum. Pazarcık'taydım. Buraya ara ara gelip gidiyorum. Oranın da durumu burayla aynı. Merkez üssü zaten orasıydı. Pazarcık. Evet. Nasıl? 7.7 zaten orasıydı. Orası merkezdi. Orada da oturulacak bina yok, yıkım. Burada yıkım çok fazla. Oran olarak evet, burada ben de öyle. Yollar yarılıktı. Yani Antep her taraf bir şeydi yani, hıçtı. Evet. Ben oradan Cumhuriyet burası Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi, Sakarya Caddesi 114 nolu sokak burası. 114 nolu sokak. Atatürk İlkokulu. Evet. Gölbaşı Anadolu. Evet. Gölbaşı Anadolu Lisesi. Yani burası Atatürk İlkokulu olarak tanınıyor da bu sonradan yapıldı. Evet, anladım. Jandarma karşımızda. Hı-hı. Yani burası merkezi şehir. Evet. En fazla etkilenen mahalle de burası sanırım. En fazla etkilenen mahalle burası değil, yok. Özdemir Pastanesi var aşağıda. Evet. Yani şu yolu bulacaksın, oradan gider. Bu meydanın olduğu yer. Daha aşağı. Ha, daha aşağısı. Daha aşağı. Bir mahalle daha aşağı. Onun ismi ne o mahallenin? Orada Özdemir Pastanesi'nin olduğu yer merkez. Orası da Cumhuriyet. Ha, Cumhuriyet'in o mevki. Orada zaten evet. Kurtulan yer. Anladım. Yangın da oldu. Anladım. Kolay gelsin. Evet, burada bu binadan sağ kurtulan ve nasıl hocam? Sosyal medyada mı yayınlıyorsun? Yok, Mezopotamya Ajansı yayınlıyor ve televizyonlar oradan alıyorlar hocam. Mezopotamya Ajansı. Yani birçok abonesi var Mezopotamya Ajansı'nın. Onlar alıyorlar ama kendim de YouTube kanalımda da yayınlıyorum ben bunları. Evet, yollar burada da aynı. Burada AFAD'ın dağıttığı çadırlar var. Atatürk İlkokulu'nun hemen bahçesinde vatandaşlar kurmuş. Tabii çadırlar var. Çadırlar gelmiş. Dağıtımına da başlanmış ama henüz herkese ulaşmış değil. O yüzden kendilerine çadır ulaşmayan yurttaşlar sadece bir an önce daha koordineli bir şekilde çalışılarak kendilerine çadır ulaştırılmasını istiyorlar. İsimlerini yazdırdığını ifade edenler var ama ona rağmen henüz alamadıklarını söylediler. Bu geceyi umarım her bir gölbaşı vatandaşı sıcak bir çadırda geçirir en azından. İçin, görüyorsun burada su, bunlar hep dışına çıkmış, tekrar çekildi. Evet. Yani bunlar şeylerde su hattından falan değil. Yeraltı suları. Su hattı yok yani burada. Yeraltı suları. Direkt evlere giden su hattı falan değil. Bakarsan bütün sokaklarda şeylerde hep sular patlamış. Çünkü buranın altının su olduğuna inanıyoruz biz. Evet. Gölbaşı, bura gölbaşı. Göl de zaten yakın. Evet. Teşekkür ediyorum bilgi için. Evet, Cumhuriyet Mahallesi'nde yıkımın en fazla olduğu bu mahallede sokakları, caddeleri dolaşmaya devam ediyorum. Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin olduğu cadde. Caddenin üzerindeki yapılar şu çatı katı, daha doğrusu çatı çökmüş. Bunun dışında yapılarda herhangi bir yıkılma yok. Tabi burada bu
Anadolu Lisesi de ayakta ve yardımlar öyle burada toplanıyor, tasnif ediliyor ve daha sonra bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Şurada insanlar sırada ihtiyaçları doğrultusunda içeriden ihtiyaçlarını toplayacaklar, alacaklar ve evlerine ya da yani daha doğrusu kaldıkları çadır ve barakalara taşıyacaklar. Bunlar evlerindeki fazlalıkları yırtık elbiseleri göndermesinler lütfen ya. Bunu insan giyiyor ya. Otogarın orada bakabilirsiniz. Serhat Otel'in orada bakabilirsiniz. Elbiseler hep yırtık. Hastalık ortamında ikinci el, yırtık. Yani yazıktır, günahtır. Biz evet, de insanız ya. Bu çağrısını da beyefendinin iletelim sizlere. Yani yapacaklarınız, yapacağınız yardımlarda lütfen dikkat edin. Dikkat edelim lütfen ya. Aldığımız elbiseler hep yırtık ya. Gerçekten yırtık. Buyurun gidebilirsiniz otogarda, Serhat Otel'in yanında. Şeyde, kıyafetlere bakabilirsiniz hep ikinci el, hep yırtık ya. Şeyde gördüğüm yeniler de vardı, yırtıklar zaten böyle bir yere yığılıyordu. Ya insanlar bunu o yüzden dikkat edilmesi gerekiyor, evet. Evdeki fazlalıklarından kurtulmak için gönderiyorlar ya. Topuklu terlik göndermiş, biz burada şeye mi gideceğiz, baloya mı abi gideceğiz? Abi de yardımlar dengesiz de oluyor. Niye? Dışarıdan çok yabancı adam gelmiş. Gölbaşının yerisi fazla yok. Yani... Evet, bu konuda da bir toplansa yardımlar hep ev ev bırakılsa daha iyi. 5 gün sonra 10 gün sonra ya dışarı gölbaşının yerisi kalmamış. Evet. Hep dışarıdan tanımadığımız, etmediğimiz, bilmediğimiz adamlar var. Evet, bu konuda çok da yani insanlar doğrudan evlerine aslında evet, ya da evlerinin önünde bekleyen bekledikleri çadırlara ya da barakalara bırakılırsa tabii, daha iyi olabileceğini söylüyorlar. Bunun için ciddi bir organizasyon gerekiyor. Tanımadığımız, bilmediğimiz adam çok kıyamet kadar. Allah yardım etsin. Evet. Kolay gelsin size de. Evet. Evet, burada gelen yardımlar tırlardan indiriliyor. Bu okulun bahçesine tasnif ediliyor yardımlar. Daha sonra da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. İhtiyaç sahipleri aslında ciddi bir organizasyonla bunların kendilerine verilmesinin, evlerinin önünde kurdukları barakalara taşınmasının daha iyi olabileceğini düşünüyorlar. Bu taleplerini de sizlerle paylaşalım. Gölbaşı'nda Cumhuriyet Mahallesi'nin başka bir noktasındayım. Burada da sıralı bütün yapılar şöyle göstereyim, yıkılmış vaziyette. Burada bir çalışmalar, iş makineleri, İtfaiye erleri, jandarma, askerler çalışma yürütüyorlar. İş makineleri durdurdukları için muhtemelen göz teması kuruldu. Yaşam ömeresi var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi burada birileri yaşıyor mu, ses mi duydular? İçinde 5 kişi varmış abi. Bu bulundukları noktada 5 kişi aynen, varmış. 5 kişi varmış. Şimdi birisini bulmuşlar, herhalde çıkartamıyorlarmış. Hı hı. İş makineleriyle yardım edecekler. Yaşıyor muymuş peki ses? Orası yani orayı orasını bilmiyoruz. Evet. Sadece bir göz teması. Toplamda 8 kişi varmış. Evet. Burada duyduğumuza göre. Şimdi 5 kişi falan kalmış. 3 kişiyi cenazesini mi çıkardılar yoksa yaşadılar? Ondan da bilginiz yok. Ondan meçhul. Bilmiyorum. Evet. Bu sıranın tamamı böyle L şeklinde neredeyse yıkılmış gibi. Burası pastaneydi. Tam pastane. Hangi pastane? Özdemir Pastanesi. Bilinen tam, bir pastane. He, tam bu köşe pastaneydi. İşte buradan T şuraya kadar. Evet. Şu L gibi. L olan. L olan L bölümün tamamı çökmüş. He. Peki bu pastanenin üzerinde de insanlar yaşıyor mu? Yani evlerde vardı. Vardı. Alt katlar, iş yeri, üst katlar. Bildiğim kadarıyla pastanenin üst tarafı depo gibi kullanılıyor herhalde, yanılmıyorsam. Hı hı. Onun yan tarafında evler büyük katlı. Şuradaki büyük katlıydı. 5-6 kat vardı herhalde. Evet.
İçinde işte 8 kişi varmış ilk depremde. Hı hı. Şimdi 5 kişi kalmış herhalde. Onu çıkaracaklar. Bu diğer yapılarda bunlarda yok. Sadece çökme var. Evet. Şu şey katedralin orada. Hı hı. 2 tane çocuk kaldı. Çıkartamadılar. Daha duruyor içinde. Evet. Ben de enkazdan çıktım. Siz de enkazdan çıktınız. Ben de bir sizin saat, yani bir saat sonra çıktınız saat kendi çıktım. Çabanızla mı yoksa kaburgalar falan hep kırıldı. Üstüme dolap, elbise dolabı. Zorla belayla şu 3 parmağımı dışarıda ettik. Ben öyle bulabildiler. Evet. Yoksa ben de gidiyordum yani. Aileniz var mıydı? Hepsi içindeydi. Hepsi enkazdaydı. Onlar da kurtulabildiler mi senin gibi? Kurtuldular hepsi. Çok iyi. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Başımı yardım ben sadece şuraya. Hı-hı. Çok geçmiş olsun. Evet, burada aslında gördüğünüz herkes abi bir şekilde ya, evet. Çıkardılar şeyi, kazayı. Çıkardılar herhalde. Evet, iş makineleri burada çalışıyor. Kazma kürek. Polisler. Atla dedikleri. Evet, tekrar çalışmaya devam edecekler. Özdemir Pastanesi. Özdemir Pastanesi Gölbaşı'nda aslında tanınan bir çok pastane. Çok bilinen eski pastanelerden biri. Ve buluşma noktalarından birisidir de. Biraz önce görüştük. Yurttaşlar da aynı şeyi söylediler. Buranın Özdemir Pastanesi'nden söylediler. Odak noktası burasıymış. Cumhuriyet Mahallesi'nin de en tanınan noktası Gazi Caddesi. Evet, biraz daha aşağıya doğru göstermek istiyorum size. Şu L kısmı gibi, evet, araç gördüğünüz gibi bu araç yan yapmış, yani şeyin etkisiyle, depremin etkisiyle aracı da yan çevirmiş. Geçmiş olsun. Aileleriyle birlikte kurtulanlar var ama ailenin tamamını yitirenler de vardı. Yaşadıklarını, o anları bizlere anlattılar. Evet, bu caminin minaresi de ortadan kırılmış. Gazi İlkokulu'nun hemen yanındaki cami. Caminin ismini Gölbaşı İlçe Müftülüğü'nün Diyanet Yayınları satış yeri de bu caminin altında tabi. Caddelerin tamamı Gölbaşı'nda bu şekilde. Evet, caminin minaresi aslında bu yıkılmayan sapasağlam binanın üst katına çarpmış ve bu şekilde bir görüntü ortaya çıkmış, korkunç bir görüntü. Dündar İnşaat'ın üst katındaki bir bölümü böylece çökertmiş. Gölbaşı Demiryolu istasyonu burası. İstasyon şefliği. Pazarcık'taki istasyon şefliğini videolarda göstermiştik size. Tamamen yıkılmıştı. Hem istasyon şefliği hem de yanındaki lojman. Ama burada Gölbaşı'nın tren istasyonu.
herhangi bir zarar görmemiş. Yani dıştan en azından öyle görünüyor ama çatlaklar var. Ve burası da tabii Cumhuriyet Mahallesi. Bu mahallede de evleri büyük zarar gören insanlar böyle kurdukları barakı vardalar. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Siz de henüz herhalde çadır alamadınız. Evet, alamadık. Evet. Başvurdunuz mu herhangi bir yere? Başvurdunuz mu herhangi bir yere çadır almak çadırlar için? Çadırlar geldi ama ulaşım yok buraya. Oraya giden vatandaşlar oradan çadırları alabiliyorlar. Evet. Genelde köyden geliyorlar oradan. Köylerde de çünkü durum çok şeymiş. Oradan gelip traktörlerle alıyorlar çadırları. Evet. Şimdi bizim arkadaşlar geldiler, çadırları oradan aldılar. Gittiler tekrardan geldiler. Şimdi anladım. Tekrar almaya geldiler. Siz de alıp getirecek misiniz buraya? Yok, ben kardeşlerim almaya geldim. Şimdi inşallah bunları alıp götüreceğim. Bizim başka bir köye gideceğiz. 3 günün belli biz buradayız. Evet. Sizin köydeki durum nasıldı peki? Çünkü köylerde de bazı köylerden bazı haber... Bazı köyler çok kötü ama bazı köylerde sadece çatlaklar var. Mesela evet. Helete köyü. Helete köyünde sadece çatlaklar var. Orada da hava şartları çok kötü. Çok soğuk. İnsanlar çok sıkıntıda. Yani yardımlar geliyor. Allah razı olsun herkesten. Yani 85 milyon insan tek yürek oldu. Allah razı olsun. Herkes dualarını ediyor. Yurt dışından binlerce insanlar. Ben Alanya'dan geldim buraya. Evet. Yardım için. Norveç'ten, Hollanda'dan, Belçika'dan bütün sevdiklerimiz yardımlar gönderiyor. Türk devletimiz Allah razı olsun devletimizden. Bütün kuruluşlardan. Yani buna da şükür. Buna da çok şükür diyelim kardeşim. Buna da çok şükür. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet beyefendi ailesini, yaşayan ailesini köye götürmek için gelmiş. Köylerinde evet zarar olduğunu ama en azından oranın daha iyi olabileceğini düşünüyor. Cumhuriyet Mahallesi'nin bir başka noktası. Hemen istasyonun ön tarafında bulunan bu yapıda yıkılmış eski bir yapı, çatılı, kerpiç ve taştan yapılmış bir ev. Evet, Gölbaşı. Şimdi saat 5'e 15 var ve havayı tahmin edebiliyorsunuz. Yerlerde kar var hala. Yine bu sarkıtları evlerin saçaklarında. Dolayısıyla gündüz gün boyunca güneş vardı ancak yine ince bir soğuk, insanın içine işleyen bir soğuk vardı. Geceleri bu kat kat artıyor. Burası Cumhuriyet Mahallesi, Gölbaşı Adıyamanlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim ve Kültür Derneği'nin hemen yanındaki şu iki bina yıkılmış. Tabi şu binanın iki katı yıkılmış. Yani birinci ve ikinci katı yıkılmış. Üçüncü ve dördüncü katı, bir de üstte yarım bir kat daha var. Onlar tamamen yıkılmadığı için bu katlarda yaşayanların kurtulduklarına inanılıyor. Yani en azından biz öyle düşünüyoruz. Burada yaşayanlar da kurtulmuş olabilirler ama biraz daha ileride yaşayanlar maalesef onlar hakkında herhangi bir bilgi sahibi değilim. Tabii yanındaki bina da aynı şekilde. Yani o da 4 katlı yanılmıyorsam ya da 5 katlı bir bina. Görüyorsunuz sadece üst 2 kat durmuş. Alttaki katlar tamamen kırılmış, yıkılmış. Burada da benzer bir durum söz konusu. Yani aslında şu binanın sağı ve solu çökmüş ama o bina ayakta.
neyse. Kaldırım tabii, ben şu an kaldırımda yürüyorum. Kaldırıma kadar çatının kiremitleri yığılmış vaziyette. Evet, burası aslında PTT bu binanın altında mıydı bilmiyorum. PTT bu binanın altında mıydı hocam? Burası PTT binası. PTT binası tamamen yıkılmış. PTT binasının olduğu. Evet. Neredeydi? Ha, şurası. Evet. Ha, burayı gösteriyor sadece. Girişi bu tarafta diye. Anladım. PTT binası buranın altında değilmiş. Biraz önce beyefendi burada demişti ama burayı bilen hemen buranın arkasında olduğunu söylüyor. Nasıl? Burası herhalde meydan. Meydan şu saat kulesinin olduğu yer. Evet. Aşağı doğru ara caddesi Gölbaşı'nın. Burası bir de asfalt ara caddesi var. Fakat burada genelde gördüğün gibi sağ tarafta şey yok, hasar yok. Hep sol tarafta. Evet. Sağ tarafta tabi sadece Özdemir Pastanesi ve onun bitişindeki bina, evet. Yeni binalar şey oldu. Evet, onlar yıkıldılar. Mesela şu şimal giyimin olduğu bina bize ait. Herhangi evet. Bir esneme falan, korumalı çatlama falan hiçbir şey yok. Evet. Evet, burası meydan. Ve bu meydanda işte benim daha önce de size gösterdiğim şu durum çok işin vahametini gösteriyor. Derin çatlaklar oluşmuş. Meydana doğru yürüyorum. Demokrasi Meydanı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı burası. Daha önceki görüntülerde de görmüşsünüzdür. Ve bu meydanın sağında solunda ana caddeye kadar olan bölümlerin tamamı neredeyse yıkılmış. Tabi buralarda iş yerleri vardı. Ağırlıklı olarak iş yerleri. Ama tabi yıkılan sadece iş yerleri değil, evler de var. Bazı iş yerlerinin üst katları ev olarak kullanılıyordu. Evdi. O yüzden hala enkazlar olduğu gibi duruyor. Bugün depremin 4. günü. Gölbaşı'nda durum böyle. Evet, şurayı görüyorsunuzdur. Şöyle derin bir çukur çöküntü oluşmuş ve bu çukur bu şekil bu binanın altına giriyor. Hemen yandaki arkasındaki binayı da aynı şekilde etkiliyor. Onun yanındaki binayı da. Haber. Hangi haber? Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti. Hangi haber? Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti. Kerem Şener. Bu sokağın... Evet, cadde. Böyle boydan boya. Neredeyse evlerin tamamı yıkılmış vaziyette. Buralarda çalışma yapılmış. İş makineleri bu enkazlara girmiş. Ve şu anda burada devam ediyor. Sırayla tüm binaları binalarda çalışma yürütülmeye çalışılıyor. Yani yaşanılacak bir duygu değildi. Anlatılacak bir şekilde bir şey değildi. Çok sert bir şiddetli bir deprem yaşadık.
Allah bütün Türk halkının yardımcısı olsun diyebilirim. Şu binadan çıktınız. Kaçıncı kattaydınız? Normalde şurası ikinci katta. Altı evet. Yıkandı. Burasıydı. Şu bölgede yatıyorduk. Evet. Şu bölgede yatıyorduk. Buradan şu enkaz belki şurası sonradan oluştu ama yani bina bu şekildeydi. Şuradan çıkarak da yani o anca o şekilde çıkabildik. Aileniz de içeride miydi? Şükür kurtulduk. Hepiniz olarak. Kurtuldunuz. Komşularınız? Üst katımızdaki ev sahibimiz vardı. Onlar da kurtuldu. Evet. Onun dışında diğer... Burada yok. Bu binada kimse yoktu. Bu binada başka kimse yoktu. Evet. Çok can kaybı olarak sadece şurada varsa var. Burada kurtarma olduysa. Bu bina 5 katlıydı. Yani muhtemelen burada yaşayanları duydum ben. Yani evet. Işık da yanıyordu. Cep telefonlarının ışığıyla ulaşma olasılığımız yoktu o an için. Yıkıldıktan sonra ışıklar vardı. Evet. Cep telefonunda ışıklar vardı. Ve ses de geliyordu. Birkaç gün önce burada zeminden ses geliyordu. Sürekli ben gelip gidiyorum buraya. Evet. Benim bütün eşyalarım içeride kaldı. Telefonum, evet. Cüzdanım, kimliğim, her şeyim içeride kaldı. Üzerimdekileri bile dışarıdan aldım. Evet. Tedavi evet, edelim. Uykuda yakalamıştı depremi. Deprem herkesi uykuda yakalamıştı. Peki şu binadan hiç sağ çıkarılan ya da cenazesi çıkarılan yani oldu gün, mu? İki gün içeride canlı, 5 tane falan canlı olduğunu duydum ben. Dün işte akşam üzeri bekliyorlardı. Sonuçta ben de ailemin hani ısınmasını evet. falan sağlayabilmek için yanlarında olmam gerektiği için gidiyorum. Arada gelip ben de haber almak için evet. buraya uğruyorum yani. Peki çalışma ne zaman başladı bu binada? Dün yapıldı. Dün yapıldı. Öğleninden sonra çalışılıyor. Yani depremin 3. günü burada çalışmalar başladı evet. ama kimsenin çıkarılıp çıkarılmadığından bilginiz yok. Anladım. O ana kadar bilgim yok yani. İşte bugün bir haberdar olmak için geldim. Evet. Çok geçmiş olsun. Umarım o telefon ışıklarını gördüğünüz bütün vatandaşlar sağ i̇nşallah, kurtulmuştur. Inşallah. Çok geçmiş olsun. Evet. Yani gördüğümüz herkes ya enkazın altından çıkmış ya da hala bir yakını enkazın altında olan yurttaşlar. Şu binada olduğu gibi çökmüş. Hürriyet Mahallesi'nin ana caddeye bakan bir bölümü. Karşılıklı iki bina yıkılmış. Tabi tamamen çökmemiş. Alt katı çökmüş bu binanın. Kurtarma çalışmaları var orada. Umarım orada bir yaşam alanı oluşmuştur ve hala yaşıyorlardır, nefes alıyorlardır. Evet, burada biraz önce bir vatandaş kontrol ederken görmüş, bir kişiyi görmüş ama yaşamadığını söyledi. Şimdi onun cenazesini çıkarmak için ekipler uğraşıyor. Tabii bu iş makinası. İş makinesi da üst katların çökmemesi için destek yapmış durumda. Eyvallah, daha yeni yedik ya. Caddenin üzerinde de
birçok noktada binalar çökmüş. Çadırlar belirli noktalara bırakılmış. Minihal köy çiftliğinin olduğu bina gördüğünüz gibi. Yanındaki bina sağda. Burası Mimar Sinan Mahallesi, Gölbaşı Mimar Sinan Mahallesi, Gölbaşı'nın çıkışı. Buralarda yıkılan evler çok nadirmiş. Biraz önce görüştüğüm kimi mahalleliler öyle söylediler. Hatta yani yok denilecek kadar az, çünkü müstakil evler burası. Ama tabii evler zarar gördüğü için yurttaşlar evlerinde kalmıyorlar. Şu Malatya yolu, burası da Gölbaşı'nın çıkışı. Zaman zaman ilçeye giriş noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Hem iş araçlarının yoğunca ilçeye gelmesi, hem de yakınları burada olan kişiler merak ettikleri için ilçeye geliyorlar. O yüzden bir yoğunluk zaman zaman yaşanıyor. Burada trafiği sağlamaya çalışıyorlar. Boş noktalarda, parklarda kimi çadırlar kurulmuş. Gölbaşı Devlet Hastanesi hemen bu sokakta. Ben de hastaneye doğru gideceğim. Hastanenin durumunu da eğer çekebilme imkanım varsa sizlerle paylaşacağım.